Böbrek taş hastalığı yüzyıllardır bilinen en ağırlı hastalıktır. Böbrek taş hastalığı bundan 7000 yıl öncesine ait mumyalarda taş olduğu, taş sap, olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla çok uzun yıllardır bilinen ve insanlara son derece ızdıraplar çektiren bir hastalıktır. Günümüzde tedavi yöntemleri yıllar içinde çok değişti. Ve çok büyük ilerlemeler oldu. Çok büyük teknolojik gelişmeler oldu. Ee, böbrek taşı hastalıklarında ama pek çok alternatifimiz var. Ee, en başta sadece takip yapılabilir. Çünkü bazı taşlar çok küçüktür ve kendiliğinden düşebilir. Ee, bu taşın büyüklüğüne ve kanalın genişliğine bağlıdır. Mesela çok büyük küçük bir taş, genişçe bir kanalı olan bir kişi de böbrek taşı rahatlıkla düşecektir. Zaten taşların çoğu da kendiliğinden rahatlıkla düşmektedir, çoğunluğu düşmektedir. Bir kısmına artık tedavi gerekmektedir. Böbrek taşı hastalıklarında bazı durumlarda kendiliğinden düşemeyeceğini düşündüğümüz taşlara biz medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavileri veririz. Bu ilaç tedavileriyle kanalın genişlemesini sağlayarak taşı düşürmeye çalışırız. Eğer taşı kendiliğinden düşmezse, ilaçla tedavi düşmezse o zaman cerrahi seçenekler ortaya çıkar. Bu cerrahi seçenekler, pek çok cerrahi seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi açık cerrahi. Ama artık günümüzde açık cerrahi %5 ile 10 hastaya uyguluyoruz. Çünkü çok invaziv bir yöntem, hastalara son derece rahatsızlık veren bir yöntem. Artık hemen hemen çok çok büyük taşlarda, özel durumlarda kullanıyoruz. İkincisi perkütan dediğimiz bir yöntemdir. Bu yöntemde böbre, sırttan girilen küçük bir delikle bir santimlik bir delik açılır böbreğin içine ve böbreğe bir santim kalınlığında bir boru yerleştirilir. Bu yerleştirilen borudan özel endoskoplar, özel kameralarla girilerek bu taşlar içeride kırılarak alınır. Bunu iş bu işlemin başlangıcında böbreğe ince bir tel gönderilir, ince ile girilir daha sonra ince bir tel gönderilir. Daha sonra böbrek genişletilerek bu kanal oluşturulur. Bir tedavi, diğer tedavi yöntemi ise ESVL dediğimiz taş kırma yöntemidir. Bugün en yaygın uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde hasta bir masa üzerine yatar. Dışarıdan şok dalgaları e, taşa doğru yönlendirilir. Taşa vurup dönen her şok dalgası taş üzerinde küçük küçük travmalar yaratır. Bu yaratan travmalarla da taş kırılmaya çalışılır. Son yöntem ise flexible retroskop dediğimiz bugün artık en son yıllarda çok yaygın olarak kullanılmaya başlayan bir yöntemdir.